Evet arkadaşlar, şimdi gündemimizde biliyorsunuz Yunanistan ile Mavi Vatan üzerinde çok yoğun bir hani gerilim yaşanıyor. Neredeyse çatışma noktasına gelecek kadar. Yani denizler arası mutabakat anlaşması yaptık Libya ile ve orada bizim Oruç Reis sondaj gemimiz orada petrol arıyor ve ortalık çok gergin. Bir de biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer Bayramı falan kutlandık. Habertürk'te, CNN Türk'te, orada burada yani bazı tartışma kanallarında bazen gerilim iyice artıyor, bazen tartışmalara kadar gidiyor. Orada izleyicileri hani o tartışan kişileri bazen takip ediyoruz. Adamlar yani öyle Atatürk, öyle hani o kadar çok Atatürk, Atatürk, hiç yani bütün her şeyi Atatürk yaptılar. Yani bir sabah hani kalkarken diyor Atatürk'ü anarak kalk, akşam yatarken Atatürk'ü düşün, anımsa, öyle yat. Hani biz Müslümanız, biz hani ne yaparız? Mesela deriz ki dükkan açıyoruz ya, açarken Bismillah deyip açarız, kapatırken Bismillah deriz, eve girerken Bismillah, çıkarken Bismillah, hani bir iş yaparken hep Bismillahirrahmanirrahim deriz ya. Ya adam resmen her yere Atatürk de gir, Atatürk de çık, Atatürk de yat, Atatürk. Ya kardeşim, ya fazla abartıyorsunuz ya. Çok abartıyorsunuz ya. Bakın adam hani Kurtuluş Savaşı vermiş, mücadelesi, cumhuriyeti kurmuş, Türkiye için bir şeyler yapmış. Yani baya hani mücadeleler vermiş. Adamın iyiliklerini, yapmış olduğu yenilikleri, düşüncesini, inkılaplarını, hani tamam savun, takip et, ondan ders al, onunla hareket et, bir şey demiyoruz. Ama kardeşim resmen çok abartıyorsunuz ya. Çok ileri gidiyorsunuz ya. Ya bir insan yani sonuçta. Yani o Allah tarafından görevlendirilmiş bir peygamber değil yani. Bir peygamber değil, bir insan yani. O zamanın Atatürk oymuş, her zamanın Atatürkleri çıkar yani. İlla Atatürk Mustafa Kemal olması gerekmiyor ki ne? Dönem dönem hep Atatürk çıkar yani. Atanın yani hep böyle ileri görüşlü. Şimdi bizim zamanımızın da Atatürkleri vardır. Adamlar mücadele veriyorlar ülke için. Yani Suriye'de, Libya'da veyahut da hani Akdeniz'de, Karadeniz'de bir sürü yerlerde hani mücadele verenler var. İleride de verecekler. Bundan önce de veriyorlardı. Şimdi yani hep bir noktaya bağlanıp da yani adam anlatıyor ki, diyor ki mesela Lozan Antlaşması'nda bazen hızlı hareket ederdi, bazen yavaş hareket ederdi. Mesela örneğin Fransa ile İngiltere'nin birbirleriyle çatışmasını, birbirleriyle savaşmasını beklemiştir. Onun hani zamanını kollamıştır. Rusya'nın bazı hareketlerini takip edip Rusya'nın yani eğilimine, gücüne veyahut da hani o günkü ekonomik şartlarına göre bazı anlaşmalar yapmıştır. Adalar konusunda, Kıbrıs konusunda, şurada burada diye. Yani türlü türlü hep onları anımsayarak hep onları yaşıyor. Hep orada takılmış, orada kalmış. Ya kardeşim şimdi bugün şu anda bakın. Akdeniz'de büyük bir sıkıntımız var. Bir şeyleri başarmak, bir şeyleri aşmak zorundayız. Ekonomik sıkıntımız var. Avrupa Birliği denilen bir şey var. Yani bu yani hiç dostumuz yok. Arkamızda güçlü bir dostumuz yok. Ne yani şimdi duralım da o zaman mesela Atatürk İngiltere ile Fransa'yı savaştırmayı hani savaşmasını beklemişti. Biz de mi onları savaştırmak için bekleyelim? Ne zaman savaşacaklar? Nereden bilelim? Ne yapalım yani? Çok fazla yani öyle 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 kendilerini kaptırıyorlar ki ne? Ya kardeşim dönemin şartlarına, dönemin akıllı kişilerine, dönemin hani çağına kendini uydur. Yani dönemde yani zeki insanlar her zaman var. Şimdi bugün mesela diyelim ki Atatürk hani vefat etti, artık yaşamıyor. Ne yapacağız o zaman? Yani hep Atatürk öyleydi, öyleydi diye ne yapalım? Adamı kaldıramayız ki. Adamı kaldırıp da bir şey yaptıramayız ki. Yapsa hani kalksa, öyle bir imkan olsa tamam kaldıralım, gidelim, ne gerekiyorsa yapalım. Ama artık canını teslim etmiş, artık ruhunu teslim etmiş. Artık yok. Yani adamın yapmış olduğu bazı ileri görüşlükler varsa onların hepsini değerlendirelim. Onlarla hareket edelim. Ama kardeşim sabah akşam yani annenden babandan çok bunu hatırla hatırla hatırla. Bu ne yani? Tamam ben hani küçümsemek veyahut da şey yapmak istemiyorum. Hani derler ya değersizleştirme. Öyle değil. Kardeşim dünyada ebedi olarak sadece Allah'ın halifesi olan peygamberler ölümsüz gibi bu dünyaya kazık çakmışlardı. Yani bu dünyada öyle işleri yapmışlardır. Çünkü onlar da insan olarak onlar yapmıştır. Yani insan olarak konuşuyorum. İnsanlık namına konuşuyorum. İnsan olarak onlar yapmıştır. Onlara da o kadar itimat hani göstermeyiz
belki bir şeydi ama o kadar. Onlara neden o kadar ihtimas gösteriyoruz biliyor musunuz? Çünkü onlar seçildiği için Allah tarafından ve Allah tarafından meleklere aracılığıyla bilgilendirildiği için, Allah'ın emir yasaklarını bize tebliğ ettiği için, aracı olduğu için. O yüzden bir insanı bu kadar yükseltmek, hani peygamberle bu kadar yükseliyoruz. Çünkü o bize ahiret aleminden, Allah-u Teala'nın cennetinden, cehenneminden, yapmamız gereken görevlerimizden melekler aracılığıyla, vahiy aracılığıyla hani bilgi alıp bilgi alışverişi içerisinde olduğu için. Geleceği bilip gören, geleceği ve geçmişi bilen hani meleklerin aracılığıyla bize bilgi ulaştığı için. Ama ondan kelli hiçbir dünyada hiçbir insan ebedi değildir kardeşim. Ebedi. O dönemin lideridir. O dönemin bilginidir. O dönemin zeka küpüdür. O dönemin Atatürk'üdür. Bu dönemde Atatürkler vardır. Bu döneminde bilgini vardır. Gelecek döneminde bilgini vardır. Bir yere saplanıp kalmak bir kere enayilik gibi bir şey ya. Ya bu ülkede yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmadan önce 16 tane devlet kurmuşuz. Bakın Alparslanımız var, Fatihimiz var, Osman Bey, Orhan Bey, bir sürü Selçuklumuz var, Göktürkler, Hunlar, Hititler, Karahanlılar. Saymakla bitmez. Azemşahlılar hangi bir tane iktidarın o zamanın iktidarının, hükümdarının ebedi biz arkasında hani ebedi arkasındayız. Kürşat var biliyorsunuz ya. 40 çeri askeriyle Çin'e kafa tutan Kürşat var. Sadece saygıyla anıyoruz, övünüyoruz, gururlanıyoruz başarısını, gücünü. Bu kadar kardeşim ya. Sabah yatarken Kürşat, akşam kalkarken, hani akşam yatarken Kürşat, sabah kalkarken Kürşat ne demek ya? Ya çok fazla böyle bir şeye takıntılısınız ve bazı insanları da kendinize böyle şizofren bağlantı yani bağlıyorsunuz. İnsanlara hani gözünü aydınlatmıyorsunuz, perde çekiyorsunuz, önünü ve arkasını göremiyor insanlar. Ve bu insanlar oraya bağlı ve oradan hani böyle efsunlanmış gibi olunca o efsunlu insanları zamanı ve yeri geldiğinde insanlar sömürebilir. Atatürk aracılığıyla sömürge aracına çevirebilir insanları. İnsanlar böyle mankurtlaşıyor yani ya. Resmen efsunlanıyor bu adamlar. Haşhaşiler gibi haşhaşlanıyor. Böyle şeyler doğru değil kardeşim. Doğru değil. Ya adamın yapmış olduğu güzel hani anlaşmalar, başarılar hepsini tamam koyalım edelim. Ama bir tek o mu anlaşma yaptı? Ondan başka hiç anlaşmalar yapılmadı mı? Hiç mi devlet erkanı yoktu? Hiç mi bir şey yoktu? Osmanlı'da yok muydu? Veyahut da şimdi yapılmıyor mu ya? Adnan Menderes zamanında, Demirel zamanında, Ecevit zamanında ve Turgut Özel zamanında şu anda da Erdoğan var. Erdoğan'dan sonraki gelecek hükümetler onlar yapmayacak mı mesela? Her zaman dönemin bilgin insanları var, anlaşma imzalayanları var, başarıları var. Niçin siz hep bize, hep bana Rabbena diye hep böyle şey yapıyorsunuz? İnsanlara hep bir şeye odaklanıp bir şey empoze ediyorsunuz. İnsanları böyle bir noktaya, bir deliğin etrafına biriktirip, toparlayıp, insanları hani bir ışığın etrafına toplanan böcekler misali, İnsanlar oraya çekmeye çalışıyorsunuz. Hep o ışığa toplan, hep o ışığa Atatürk'e toplan. Hep bir kişi o ışığın etrafına, mesela Atatürk'ün etrafına bir gün bir örümcek girip de ağ kurarsa, o ışığa üşüşen böcekler o ağa yakalandığı zaman örümcekler tutar yer işte. İşte insanlar böyle ne yapıyorsunuz? Sömürgeciliğe, şizofrenliğe, ayrıştırmacılığa, kine, nefrete sürüklüyorsunuz. Bu yüzden doğru değil kardeşim. Her insanın, her hükümdarın, her liderin, her padişahın ve her cumhuriyet, her cumhurbaşkanının bugüne kadar olan iyi yönlerinin hepsini alın, hepsini tartışın. Ama bir yere, bir kişiye, bir şahsa hep bağlanmayın ya. Peygamber gözüyle bakmayın ya. Bu yanlış, bu bence çok yanlış yani. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olup ve videomu beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz sosyal medyada CHP ve seçmenleri çok aktifler, güçlüler. 2023 seçimlerinde bizim de hani bazı gerçekleri, doğruları vatandaşlarımızla, halkımızla paylaşarak
gerçekleri görüp gözünü açmamız gerek. Bu yüzden videomu beğenip ve abone olmanızı istiyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.